Bence Türk kültürünün kahvaltıda vazgeçilmesi reçel. Ben de o yüzden bugün size reçel yapmak istedim. İçine hiçbir tatlandırıcı koymayacağım. Sadece meyve ve chia tohumu kullanacağım. İnanılmaz güzel bir reçel olacak ve o kadar kolay olacak ki inanamayacaksınız. O yüzden hemen başlayalım. Ben donmuş frambuaz kullanıyorum. Şu an zaten görüyorsunuz bayağı donuk. 7 dereceye açtım, yani orta yüksek dereceye açtım ocağımı. Bunları bir süre pişireceğim. Zaten piştikçe de böyle hafif ezilebilir hale gelecekler. Onu o sırada da göstereceğim size. Gördüğünüz gibi şu an kaynamaya başladı. Bütün suyunu bıraktı. Bu aşamada istediğimiz aslında tam olarak suyunu çektirmek. Ben karıştırırken özellikle spatulamla böyle bastıra bastıra karıştırıyorum ki iyice ne ezilsinler. Daha biraz daha pişmesi gerekiyor. Devam ediyorum pişirmeye. Gördüğünüz gibi frambuaz bayağı bir püre haline geldi. Hiçbir el blender, hiçbir şey kullanmadım. Tamamen böyle spatulamla bastırarak yaptım. Bütün suyunu çektirdim. Bu aşamada aslında hazır. O yüzden ocağımın altını kapatıyorum. Ve ocağımın altını kapattıktan sonra içine chia tohumunu ekliyorum. Chia tohumu sayesinde bu daha böyle bir reçelleşecek ve daha kıvam alacak. Bunu da güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi reçelimi şöyle bir kavanoza dolduracağım. Zaten şu andan bile kıvam aldı, görüyorsunuz. Sıcak olmasına rağmen. Evet, reçelim hazır. Görüyorsunuz, yani bir reçel yapmaktan çok çok daha kolay ve çok daha sağlıklı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben mayhoş seviyorum genellikle. O yüzden hiçbir tatlandırıcı eklemedim. Siz bir tadına bakın. Size böyle bu çok ekşi, biraz tatlılığa ihtiyacı var diyorsanız biraz bal veya pekmez ekleyebilirsiniz piştikten sonra. Hani chia'yı karıştırırken o aşamada karıştırabilirsiniz. Ve bunu frambuaz yerine vişneyle yapabilirsiniz, çilekle yapabilirsiniz. Böyle herhangi bir meyveyle olabilecek bir şey. Çünkü chia ekliyoruz. Chia sayesinde de böyle reçel kıvamı alıyor. Ve şöyle bir şey de söylemek istiyorum. O marketlerden aldığınız işte tatlandırıcısız, şekersiz, onların içinde ne, kim bilir neler var bilmiyoruz. O yüzden bu tarz bir şeyi evde yapmak çok daha iyi. Ve chia ekleyerek aslında, yani tamamen şeker bombardımanı değil, birazcık da yağ grubundan bir şey kattığımız için şekeriniz hemen yükselmemiş oluyor. Bu da bence büyük bir avantaj. Şimdi bir tadına bakalım. Yani şu andan bile reçel kıvamında, ki bunu buzdanına kaldıracaksınız yarına falan, bayağı reçel gibi olacak. Çok güzel ya. Yani meyvenin tadını alıyorum bir kere. Yani o kim bilir o marketlerde satılanların içinde yüzde kaç meyve var bilmiyoruz. Ve gerçekten çok kolay, gördünüz. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmuyoruz. Bir de neyi unutmuyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Şurada bir tuş var, hatta oradan olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.